Otonet'ten merhaba. Bugün yine bir Mercedes'le birlikteyiz. Araç 97 model W210. Hemen teknik özelliklere baktığımızda böyle 4 metre 80 santim uzunluk, 1.81'lik genişlik, 1.43'lük yükseklik. Şu iki aks arası arkadaşlar, şu iki aks arası 1 metre 80 santim civarı. 136 beygir, 190 Nm'lik torku var. Sıfırdan yüzdesi böyle 11.5 saniye gibi. 205 km maksimum hızı var. Aracın ağırlığı, toplam ağırlığı böyle 1600 kiloya yakın. Avangard donanım paketine sahip. Bu araçta ABS mevcut. Sürücü yolcu perde, sürücü yolcu hava yastıkları yine mevcut. Güvenlik anlamında gayet iyi. Donanımlı sunroof var. Efendim, dijital kliması var. Hidrolik direksiyon. Ve şimdi detaylara geçiyoruz Hulusi kardeşimle birlikte. Üstadım. Şimdi aracın öncelikle dışındayken yağmurda çok hızlanmadan bir iki bilgi verelim. Evet. Bu 210 kasalar Mercedes'in E kasasının benim gözümde 124 ve bu kasa evet, en iyi kasalarıdır. Bruna Sacco. Bu kasaların kaputları alüminyum değildir, saçtır. Ondan dolayı bir kaza durumunda bunların kaputu değişmez, düzeltilebilir genelde. Çok ağır bir kaza olmadığı müddetçe. 96 yılından, hatta 95'in 2. 6. ayından 99'a kadar bu şekilde üretilmiş olup 2000-2001'de bir makyaj idi bu araba. O makyajda şu tarafın çok hafif bir ovallik aldığını, ondan sonra aynaların, ben çok beğenirim açıkçası, aynaların burasında bir ışıklandırma, hani sinyal, şuradaki sinyal lambasının aynada da olduğunu ve direksiyonunun farklı olduğunu görürsünüz. Makyajlı kasanın farkı budur. Araç konfor anlamında bugün Mercedes'in benim gözümde yine bugün ürettiği araçlardan, güncel araçlardan çok daha konforlu, evet, çok daha, yani Mercedes'in tamamen hissiyatını hissettiğiniz araç. Direksiyona geçtiğinde lardandır. Hissiyatı verir. Yani bu işte sel kasalarda böyledir, 124'te böyledir. Bu araçta yine bu kasadan bir tanesi. Kedi gözü diye meşhur zaten, kedi gözü kasanın. Far yıkamamız var. Da kendisi. Krom detaylar. Far yıkama var. Bu arabanın ön park sensörü olan modelleri de var. Bu araç 97 model. Sis farımız burada. Sis farı var. Çelik jantı yine mevcut. 195-65. Araç Avangard paket. 16. Pardon, 205-55-16 jant. 205-55-16 olarak gelir. Çamurluklarda sinyal lambaları. İçi tamamen deri döşemedir. Arkaya doğru. Ha, şöyle geçelim, arkadan gelelim. Burada 520 litrelik bir bagaj. Şuradan açıyoruz. 520 litrelik devasa diyebileceğimiz bir bagaj. Halı kaplı bir bagaj. Yine şu bagaj kolları da buraya gizlenmiş. Bu da kullanım detayı anlamında iyi. Buradaki eşik çok yüksek değil arkadaşlar. Rahat bir şekilde buraya bavullarınızı, eşyalarınızı indirip indirebilirsiniz. Ki o dönemde bile şunun gizlenmiş olması buraların, tabii, bu arabanın ne kadar düşünüldüğünü gösterir. Şurada reflektörümüz yine halı kaplı. Şurada da birer adet böyle tutamak bırakılmış. Bakalım tekrar seferde kapatıyor muyuz? Kapanmadı. Elimizi kirlettik. Kapattık. Yıldızımız burada. Park sensörlerimiz. Yine burada krom detaylarımız ve tamponlarımızda, kapı kollarımızda böyle. Pardon, tamponlar gövde renginde. Yine kapı kollarında şeyler var. Krom detaylar var. Yine cam etrafı da böyle. Krom detaylar mevcut. Evet, şimdi içine geliyoruz. Ben buradan geleyim. 3. Şimdi aracın içine baktığımızda öncelikle bu aracın içi nadir diyeceğimiz bir kombinasyonda. Dış beyaz, iç mavi. İç mavi çok yaygın değil bu araçlarda. Paket olarak Avangard, Elegance ve yanlış hatırlamıyorsam Klasik diye bir paket var idi. Maviden ziyade lacivert gibi mi? Gibi. Biraz daha lacivert gibi. Çok güzel. Avangard, bu araç Avangard. Yere biraz daha yakın. Elegance yerden biraz daha yüksek süspansiyonlara bize ifade eder. Paket olarak da E1 ve E2 paketleri var. Dediğim gibi hani yanlış bilgilendirmek olmasın. Ben bildiklerimi anlatıyorum sadece. Ekstra bir şey katmak isteyen ya da yanlış bildiğimiz bir şeyse düzeltmek isteyenler yoruma belirtebilir. Bu araç E1 paket. E1 paket nedir? Bunu ben şöyle nitelendiriyorum kendi içimde. E1 full, E2 full artı full. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir elektrikli ve hafızalı koltuk var. Burada nedir? Kendime göre, eşime göre, kullanan üçüncü bir kişiye göre diyelim, ayarladım. Buna bastığımda koltuk ve direksiyon otomatikmen o ayara geliyor demek. Bu koltuğun alt kısmının ileri geri ayarı, sırt kısmının yatar ayarı. Bu da
Gördüğünüz şu koltuk kafalığını aşağı yukarı ayarı. Bunların hepsi elektrikli. Şu küçük aparat direksiyonu derinlik ve yükseklik olarak ayarlamaya yine elektrikli olarak yardımcı olur. Yüksek şey de var mı? Ha, derinlik de derinlik var, de var, var, yükseklik evet. de var. Şurada bir kapı tweeter'ını görürsünüz. Burada airbag'lerini görürsünüz. Bu araçların deri döşemesi çok kalitelidir. Hissiyatı çok çok iyidir. Bir de harici olarak Mercedes'in bu eski araçlarındaki içine bindiğinizde o kokuyu alırsınız. Deri döşeme ve maonun. Hem kapılarda hem göğüste bu şekilde bir maon kaplamayı görürsünüz. Burada bir tempomatımız var. Tempomat hız sabitleyici. Yine klasik Mercedes far butonlarımız burada. Buradan aktifleştiriyoruz. Far yükseklik ayarımız. El frenine yine buradan release yapıyoruz, bırakıyoruz ve pedaldan çekiyoruz. Hem sinyal hem selektör kolumuzda bu tarafta. Bu araçta 240 kadran var. 136 beygirlik bir araç bu. Bunun makyajlı kaslarında kırmızı motor diye nitelendirdiğimiz 186'lıkları var. Genelde yakıt açısından bir tık daha bunu tercih edenler var ama ben biraz daha 186 taraftarıyım. Araçta sunroof var. Sunroof'un bu şekilde buradan açıp kapatabiliyorsunuz perdesini. Ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz far yıkamamız. Şuradaki gördüğünüz buton da arkadaki yolcuların kafalıklarına kalkıksa eğer otomatikmen yatırır. Burada klima, dijital klima, otomatik, çift bölgeli ve dijital bir klima bizi karşılıyor. Bu teypler genelde orijinal teybe, çok orijinal bir araç olmadığı müddetçe bulamazsınız. Şu ön cam rezistans. Ön cam rezistans. Arka cam. Arka cam rezistans. Buradan arttırıp azaltıyorsunuz. Buradan hangi tarafın hangi yere vuracağını, mesela şu tarafı buradan alırken bu tarafı ayağınızdan alabiliyorsunuz. Bunun zaten otomatik şanzımanı yine çok konvantörlü bir şanzıman, sorunsuz bir şanzımandır. 4 ileri diyebiliyorum bu kasada. Burada bir adet küllüğümüz var. Burada bir adet eşya saklama gözümüz yine burada mevcut. Şanzımanda winter ve spor modları burada mevcut. Aynı zamanda D'den sonra manuel olarak 3-2-1 olarak, 4-3-2-1 olarak alabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz arka makam perde, perdeyi indirip buradan açabiliyorsunuz. Çocuk kilidimiz, cam otomatiklerimiz, ASR'yi buradan aktifleştirip kapatabiliyorum. Çekiş Bunlar kontrol. Da elektrikli aynalarımın ayarları. Burada yine küçük bir eşya saklama gözü ve burada hatırı sayılır soğutmalı bir şey var. Şuradan soğutma kanalını çekebilirsiniz. Aynı zamanda şey, halı kaplı. Halı kaplı. Yani şuradan klimayı açtığınızda, burayı da açtığınızda ciddi derecede soğutur. Burada bir şey de var. Yani şu soğuk şey sadece bu havalandırma, klima açık olduğunda aktif. Onu da söyleyelim. Şöyle bu araçtaki aslında torpido soğutma, konsül soğutma günümüzdeki birçok araçtan daha iyi soğutur. Çünkü gördüğünüz üzere çift bölmeli bir klima gibi. Diğer araçlarda şöyle küçük bir yuvarlak genelde olur. Bunun ileri geri ya da yükseklik ayarı yok. Yine arka tarafta klima menfezimiz mevcut. Burada torpido gözümüz mevcut. O da halı kaplı. Kilitli, halı kaplı. Buradan kilitleyebilirsiniz. Şurada iki adet de bardaklık var. Burada da aydınlatmamız var. Çok kullanışlı mı tartışılır ama var. Bu eşya gözlerinin buralarda yine gayet dokuları gayet iyi. Arka şöyle, tarafa geldiğimizde ben bir arkaya geçebilir miyim? Tabii. Yine krom görünümlü kaplamalı şöyle şeyler, kapı açma kolları. Şimdi kol dayamamız orada. İlk yardım çantası kol dayamanın içinde olarak konumlandırılır genelde. Şuradan aşağıya doğru. Şöyle mi? Aşağı onu bastırıp kaldırmamız. Yine şurayı açtığımızda arkadaşlar. Hem ilk yardım çantasını hem bardaklığı orada görürsünüz. Evet. Koltuklar acayip derecede rahattır. Bu araba özellikle uzun yolculuklarda, uzun seyahatlerde. Burası çok rahat kesinlikle. Vazgeçilmez derecede bir rahatlık sunar. Şu an burası sana göre ayarlıydı abi. Şu an arka tarafta gayet de rahat bir şekilde hem baş mesafesi hem diz mesafesi olarak oturabiliyorsun. Tabii araç arkadan çekişti. Burada bir yüksek bir şaft tünelimiz var. Ama
kesinlikle burada iki kişi çok güzel, çok rahat yolculuk, uzun yolculuklar yapabilir. Burada bir aydınlatma kafalıklarımız, yine burada dediğimiz bir elektrikli makam perdemiz ve çok kısa şundan tutanaklarımız da bahsedelim. Kendiliğinden karartmalı bir dikiz aynası burada mevcut. Bu aracın E2 paket dediğimizde hem şu arka kısımda hem şu ön kısımda park sensörü olduğunu görürsünüz. Burada koltuk ısıtma ve koltuk soğutma butonlarını görürsünüz. Burada da yine çeki fonksiyonu gibi bir iki fark olduğunu görürsünüz. İstersen ben sana şuradan vereyim. Açtıktan sonra göstergem yine klasik bir Mercedes'in göstergesi. Çalışmam genelde sorunsuz bu arabalar. Siperlikler nasıl? Çalışır. Makyaj aynamız var mı acaba? Siperliklerde. Siperliklerde aynamız. Hem de ışıklı. Işıklı bir şekilde evet. Aydınlatmalı bir şekilde burada mevcut. Şurada yine hakeza görürsünüz. Şöyle buradan elektrikli bir şekilde dediğim gibi ayarlayabiliyorum. Ben şöyle biraz daha kendime göre nitelendireceğim bir fonksiyon. Tekrar bir daha yapabilir misin? Arkadaşlarımıza gösterelim. Şöyle. Mercedes. Böyle. Bu aracın da yine tekeri yatarak döner. Turu çok iyidir. Kamber ayarı evet çok güzeldir. Direksiyonu sağa sola, mutlaka park ettiğinizde sağa veya sola direksiyon şeyi tekerleğe yatırın, selam verdirin arkadaşlar. Ayrıca hani özellikle bu araç olsun, 211'ler olsun, 124 olsun, bu araçlardaki benim gözümdeki en keyifli nokta aracı sürerken önden şu kaputta duran yıldızı izlemenizdir. Şurada çok hafif bir gaza dokunacağım. Şöyle bir hızlanmasını görün diye. Araç LPG'li. Şu anda tabii arayol olduğu için çok yüklenmiyoruz. Bu araç 484 bin kilometrede. Kilometresi olan bir araç. Ama motoru ona göre bayağı bir güzel. Sıcaklık göstergesi, saat göstergesi, kilometre göstergesi burada konumlandırılmış. Yani bu arabanın hissiyatını sadece kullanınca anlarsınız. O şekilde söyleyeyim. Direksiyon tutuşu yine şurası kısmen ince bir direksiyon simidi var. Kasislerde filan kesinlikle çok rahat araba. Ki bu araç avantgard paket. Elegans bence bir tık daha rahat olduğunu düşünüyorum ben. Kendi fikrim. Bir de bu araçlarda gaza dokunduğunuz zaman motordan gelen o ses sizi mutlu eder. Özellikle biraz daha hani 186'lık o kırmızı motor dediğimiz motorlarda bu sesi biraz daha, onlarda kompresör vardır. O kompresörün bir vınıltı sesi olur. Sağlıklı bir vınıltı, sağlıklı bir kompresördeki vınıltı. Çok hoşunuza gider o ses. Yani en azından benim hoşuma bayağı gidiyor. Frenlemesi oldukça güzel. Mehmet abinin bir tabiri vardır. Mercedes bastığın kadar duruyor der. Bastığın kadar duruyor ki bu araç ağır bir araç olmasına rağmen. Chrysler'lerin 300C kasaları vardır. Böyle biraz daha simsiyah, böyle tank gibi bir araç. O araçlar 211 ile aynıdır. İşte 3000 dizel motor kombinasyonunda olsun birçok parçası 211 tabanıdır o arabanın. O araçtan da vardı bizde. 1.890 olması lazım ağırlığının, Chrysler'in. O ağırlığa göre o aracın frenleri bana göre yetersiz kalıyordu. Araba durmuyordu. Nispeten bunun kadar da konforlu değildir yani. Konforu güzeldi. Ona hakkını yemem. Sonuçta Chrysler Amerikan aracı. Mercedes tabanlı bir araç. Ben burada bir şey örnek verebilirim. Bizim bir arkadaşımız vardı. Abimiz daha doğrusu, Emin abi. Hem bu kasa 124 vardı hem de şey Chrysler. Abi hangisi diyordun? Ya Mercedes daha konforlu diyordu. Ya tabii ki. Hani Chrysler'in döşemeleri Allah var. Çok rahattı. Çok güzeldi. Dediğim gibi onun zaten çoğu tabanı 211'dir. Yani 211'in birçok parçasını söküp ona takabilirsiniz ama benim burada kıyaslamaya çalıştığım
O bundan daha ağır bir araç, kabul ediyorum. Ama sonuçta bu da segmentinde ağır bir araç. Evet. Onun frenlemesi yetersiz kalıyordu. O ağırlığa durdurmuyordu. Dedin ki arkası önden daha rahat dedin. Şimdi sen bunu kendi boyuna göre ayarladın. Ben de şöyle ayarlayayım. Direksiyonu şöyle biraz daha geri çekelim. Evet, gayet. Şimdi görüş açıları zaten ağız tutumları biraz ince. O yüzden görüş açılarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Direksiyon çok yumuşak, çok hafif. Böyle söyleyeyim. Biraz böyle sola yatık gibi. Tamam mı? Fren gayet iyi. Yalıtım anlamında zaten Mercedes kendini kanıtlamıştır. Ya şu çok bir duygu ya. Ben her sürücünün Mercedes kullanıp bu konforu, bu duyguyu hissetmesini mutlaka isterim. Hele şu yıldızı görerek gitmek ayrı bir özellik, güzellik denilebilir. Evet, araç 97 model ama şimdi bende 2015 Fluence var. Geçen işte 124 kasasını da çektik mesela Ümit kardeşimle. Yani 124 kasası da bu kasası da 2015 Fluence mi yoksa Mercedes mi? Kesinlikle Mercedes arkadaşlar. Zaten çekim yaparken dönüşlerde ya da çukurlarda bile kamerayı bile o kadar sallamıyor. Ya bunlar nasıl biliyor musunuz? Sonsuza kadar gidebilecek araçlar. Bunların yağına suyuna bakın. Çok böyle başınız ağrımaz. Sizi uzun kilometreler götürebilir ki bu motorda LPG olanlarda bile 1 milyon civarı olanlar var. Tabii ki bu söyleyeceğim tek bu araç için değil, tüm araçlar için geçerli. Eğer Mercedes alacaksanız böyle çok kurcalanılmamış efendim böyle biraz daha kondisyonu düzgün Mercedes alırsanız keyfini çıkartırsınız. Her türlü. Hulusi kardeşim teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tüm takipçilere sevgiler, selamlar. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Herkese sağlıklı, güvenli sürüşler. Hoşça kalın arkadaşlar.